Ömür boyu benim genel başkanlık yapma gibi bir şeyim yok zaten. Olamaz da. Buna karar örgüt verir. Ama ben günü gelecek güçlü bir sosyal demokrat arkadaşımıza devredeceğim görevi. Vay efendim, bunlar nerede saklanıyor? Bunlar nerede duruyor? Bir ay önce İstanbul'da iki il başkanımız demir teslim töreni yaptı. Nasıl yaptı? Ya arkadaşlar, ben de yeni seçilen bir genel başkana demir teslimi yapmayacak mıyım? Ya bunun odayla ne ilgisi var? Bunun sağla solla ne ilgisi var? Bunun eleştiriyle ne ilgisi var? Elbette kurultay gelecek. Kurultay bir genel başkan seçecek. Ben de eski genel başkan olarak diyeceğim ki gel demir teslim töreni yapacağız. Örgütleri çağıracağız. Orada uygar bir şekilde tokalaşacağız. Ben ona çiçek vereceğim. O bana çiçek verecek. Ne odası arkadaşlar ya. Ne arka kapı planları. Seçecek olan sizsiniz ya. Genel başkanı seçecek olan ben değilim. Bu partinin örgütleri seçecek. Partinin örgütleri seçecek. Bizler de demir teslim töreni yapacağız. Uygar insanlar gibi. Bunu alıp da başka yerlere çekmeye, başka yerlere götürmenin mantığı var mı Allah aşkına? Sanki örgüt hiç yok. Ben tek başıma genel başkan seçiyorum. Ve bu genel başkan nerede? Genel başkanı siz seçeceksiniz. Belirleyecek olan sizsiniz. Eğer olayları çarpıtarak anlatırsanız doğru değil. Genel başkan olacak kişinin olayları çarpıtmadan sizin önünüze sağduyuyla çıkmalı. Güler yüzle çıkmalı. Sağlıklı eleştiriler yapmalı. Benim istediğim budur. Ben Özgür kardeşimi severim. Uzun süredir beraberiz. Birlikteyiz. Belediye başkan adayı olacağım dedi. Belediye başkan adayı oldu. Milletvekili olacağım dedi. Milletvekili adayı oldu. Yeri geldi ön seçim, yeri geldi merkez yoklaması. Beraberdik. O arkadaşlarla beraberdik. Niye olmadı? Bütün o eleştirileri keşke merkez yönetim kurulunda, keşke parti meclisinde söyleselerdi. Ben de dinleseydim ve beraber o mücadeleyi yapsaydım. Orada evet diyeceksin, buraya gelince hayır diyeceksin. Olmaz olmaz. Genel başkanlarda çifte standart olmaz. Genel başkanlarda çifte standart olmaz. Dün neysen bugün de aynısını olacaksın. İşin özü budur.